الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد. Cenab-ı Hak gönlümüze inşirah versin. Her türlü sıkıntılardan, kederlerden bizleri kurtarsın. Dilimizin bağını çözüp hakkı söylemeyi nasip eylesin. Her türlü batıldan, her türlü dalaletten uzak eylesin. Hayrın ve iyiliğin anahtarı eylesin. Hayır ve iyiliğin öncüsü eylesin inşallah. Cenab-ı Hak kulluğumuzu, taatimizi, ibadetimizi, tövbe ve istiğfarlarımızı makbul eylesin. Katında ahseni kabul ile makbul olan amellerin zümresine ilhak eylesin. İnşallah. Cenab-ı Hak ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Her türlü kötülüklerden muhafaza eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, değerli Müslümanlar, Mevlidi Nebi Peygamberimizin doğumuyla ilgili kutlanan Mevlidi Nebi haftası çerçevesinde yine Peygamberimizi anlamaya, onu tanımaya, onun mesajlarını idrak etmeye, yaşadığı hayatı, ahlakı hayatımıza taşıma noktasındaki hassasiyetimizi bu haftada devam ettirmek istiyoruz. Yani ve inneke le'ala hulugin azim, şüphesiz ki sen en yüce değerler, en yüce ahlak, en yüce karakter ve şahsiyet üzeresin diye Rabbimizin kendisini tanımladığı, bütün insanlık için üsve-i hasene, en güzel model, en güzel örnek diye tanıttığı Peygamberimizin ve yine Kur'an-ı Kerim'in bizim başımıza gelecek sıkıntıların kendisini çok üzdüğü, bizim başımıza gelen sıkıntıların onu rahatsız ettiğini bildirdiği, ümmetine düşkün bir peygamber olarak tanımladığı, aynı zamanda bizden gelip, bizim içimizden biri olup, bir beşer olarak müminlere karşı rahmetini, acıma hissini, şefkatini bize bildirdiği bir peygamber Muhammed Aleyhisselam. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ. Ancak ve ancak Muhammed Allah'ın elçisidir hakikatiyle. Muhammedur Resulullah, Muhammed Allah'ın elçisidir. Biz tanımlamasıyla Allah'ın elçisi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanımızın prensiplerini, imanımızın makbul oluşunun ikinci ayağını oluşturması bakımından Rabbimizi tanıma, Kur'an'ı tanıma, onu anlama noktasında o olmadan olmayacağını her an, her dem ifade ediyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek Allah'a olan inancımızı, onun yalnız ve yalnız bir ilah, tek ilah olduğunu, ondan başka ilah olmadığını, kainatı var edenin, yaratanın, döşeyenin, gök kubbeyi direksiz tutanın, suları, nehirleri, denizleri var edenin, insanı yaratanın, en güzel biçimde var edip ona kabiliyetler verenin, hayatımıza yalnız onun emrine uyacağımız noktasında, kulluk yapacağımız noktasında, rızasını isteyeceğimiz noktasında yalnız Allah'a yöneldiğimizin ifadesini şehadetin birinci maddesiyle eşhedü en la ilahe illallah diyerek bu hakikati haykırıyoruz. İkinci de ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek yine şehadetimizi peygamberimizin
Yani Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın selamı üzerine olsun diyoruz. Muhammed Aleyhisselam, aleyhissalatu vesselam, Allah'ın salat ve selamı, rahmeti, bereketi, huzuru onun üzerine olsun diye her zaman kendisinin ismini andığımız zaman salatu selam ettiğimiz, dua ettiğimiz Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu bilerek o elçilik görevini birincisi kul olarak, ikincisi elçi olarak kul olması bizim örneğimiz, rehberimiz olması elçi olarak neyine, neye göre kulluk yaptığını getirdiği prensiplerin kaynağının ne olduğunu anlama noktasını da Allah'ın elçisi olduğunu ifade ediyoruz ve bu imanla ortaya koyuyoruz. Onun için Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'de bize böyle tanıyor. Muhammedun Resulullah Fetih Suresi'nde, Ali İmran Suresi'nde ve ma Muhammedun illa Resul diyerek bize bu hakikati bildiriyor. İşte biz ve ma ersennake illa rahmeten lil alemin. Alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı getirdiği mesajla Allah'ın rahmetini insanlığa taşıyan bir peygamber olduğunu bize ifade ediyor. Bismillahirrahmanirrahim diye okuduğumuz, her işimize başladığımızda, her meşru amelimizin başlangıcına koyduğumuz, soframıza otururken, kitabımızı okurken, işimize başlarken, hayırlı ve güzel işlerin ön mukaddimesinde Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim derken her şeyi Allah'ın adına ve Allah'ın rahmet ve merhametinin adına yaptığımızı ve onun merhametiyle bu işi işlediğimizi, yerine getirdiğimizi ifade ederek o rahmetin tecellisinin, rahmetin yansımasının, rahmetin bizim davranışlarımıza, bizim amellerimize, bizim hayatımıza ulaşmasının elçisinin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olduğunu bize İmanımızın hakikati, şehadetimiz de ortaya koyuyor. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ İnsanlara değil, kuşlara, hayvanlara değil, şu veya bu varlığa değil, alemlere yani bütün varlığa, kuşuna, böceğine, varlığın ne kadar varlık varsa hepsine rahmet olarak gönderilen bir peygamber aleyhisselam. Elbette bu rahmetin manası en güzel tecellisini insanda ortaya çıkıyor. Ve peygamberimizi Cenab-ı Hak insanlara olan bağlantısı bakımından da, müminlere olan bağlantısı bakımından da Raufur Rahim diye ifade ediyor. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَعَانِتٌ حَر۪يسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ Raufur Rahim. Sizin içinizden bir peygamber geldi, size çok düşkün. Sizin başınıza gelen sıkıntılara ona eziyet veren, sıkıntılarınız onu üzen bir peygamber. Ve müminlere karşı düşkün bir peygamber. Merhametli ve şefkatli bir peygamber olarak geldiğini bize beyan ediyor. İşte bu şefkat ve merhamet peygamberinin, rahmet peygamberinin getirdiği her şey rahmettir. Bildirdiği, yaşadığı, tatbik ettiği, öğrettiği her davranış, her söz, her ahlak, her faaliyet rahmetin tecellisidir. Ailedeki mutluluk onun rahmetiyle. Anne baba ilişkilerindeki saygı ve hürmet onun rahmetiyle. Büyüklerine saygı göstermeyen, küçüklerine şefkat göstermeyen bizden değildir ifadesiyle bu şekilde dikkat çekici, çok uyarıcı bir üslupla ifade etmesi, büyüklere saygının, küçüklere şefkanın, onun getirdiği merhametin bir eseri olduğunu, çocuğunu öpmeyen bir babanın merhametsiz olduğunu, Allah'ın kalbinden merhameti söküp attığını ifade etmesi, yine onun getirdiği merhametin ifadesidir. Hayatın her noktasında, yaşadığımız kainatla ilgili davranışlarda bize merhameti öğretiyor. Sit alanları ortaya koyuyor. Yani yasak bölge ilan ediyor. Dokunulmaz olarak kabul ettiği yerler var. İlan ettiği yerler var. Kendi mülkünün korunmasını isteyen insanların mülkünü koruması noktasında onlara okey veren, evet diyen, sözlerini kabul eden ve onların görüşlerini kabul eden rahmet peygamberi var. Aleyhissalatü vesselam. O açıdan Kabe'nin çevresi Mekke haremdir. Yani dokunulmazdır. Mekke'nin
Daha sonra Peygamberimiz Mekke'de harem bölge ilan ediyor. Taif'te harem bölge ilan ediyor. Yani bugünkü tabirle dokunulmaz yerler. Bina yapılmaz, ağacı kesilmez, herhangi bir şekilde işgal edilmez, herhangi şekilde çarçur edilmez. Mutlaka sahiplenmesi yani korunması gereken mekanlar oluyor. Yani bugünkü bahçeler, bugünkü anlamda yeşil alanlar, toplumun nefes alacağı, vereceği yerler olarak Peygamberimiz tanıyor. Yani bugün mesela parklar ve bahçeler anlamında insanımızın yeni daha bu betonlaşmanın getirdiği sıkıntılar karşısında park ve bahçeye sahip olma hususiyeti ön plana çıkıyor ya, bunlar aslında dinin, İslam'ın, Hazreti Peygamber'in temel esasları. Yani kötü kentleşmenin önüne geçecek, çarpık kentleşmenin önüne geçecek, binaların kendiliğinde herkesin tutturduğu şekilde bina yapmayacağını ve binaların birbirlerini engelleyerek komşusuna zarar verecek binaların yapılmaması gerektiğini öğreten bir peygamberimiz. Yani yükseltilen binanın komşusunun rüzgarını engelliyorsa buna müsaade edilmemesi gerektiğini bize öğretiyor. Komşusunun güneşini engelliyorsa ya onun bir şekilde ona kötü bir durum ortaya çıkarıyorsa bunu reddediyor. Geçtiğiniz yollardaki araziniz milletin malına, mülküne, aracına zarar veriyorsa bunların olmaması gerektiğini bize öğretiyor. Onun için değerli kardeşlerim, rahmet peygamberi aleyhissalatü vesselam bütün davranışlarıyla, çocuklara olan sevgisiyle, insanlığa olan sevgisiyle, varlığı olan sevgisiyle, bindiği devesine, atına, kuşuna ve bütün varlıklara olan sevgisiyle Peygamberimiz rahmet peygamberi ve onu gösteriyor. Bindiği binitine, eziyet eden insana, döven insana onun yapmanın en büyük zalimlik olduğunu, hayvanın dili olmadığını, yaptığı işin doğru olmadığını, kaldırabileceği, taşıyabileceği kadar yükü yüklemesi gerektiğini hatırlatan ve uyaran bir peygamberin ümmetiyiz. O nedenle Uhud Savaşı'na giderken, Mekke'nin fethine giderken hep böyle farklı şeyler konuşuluyor. Bazen bakınca insanın aklında kalıyor böyle yanlış şeylerde. Bu anlattığımı bazen sosyal medyada farklı kişiler bazen uyduruk şeyler de söyleyebiliyor. Daha konuları anlatmak veya bu konularda ön plana çıkmak gibi. Bu anlattığım şey, anlatacağım şey asıl hakikat olan budur. Diğerleri biraz daha birilerinin uydurduğu şeyler. Mesela bir kedi meselesi anlatır falan. Bunlar uydurmadır. Çünkü Uhud Savaşı'nda Peygamberimizin Uhud Savaşı'nı hatırlarsanız, Uhud Savaşı'ndaki 70 Müslümanın şehit olması, onların defi meselesi, Müslümanların yaralanması, ciddi bir yara alması, darbe yemesi noktasında o noktada bu tip şeylerin yaşandığı çok akla uygun olan şeyler değil, hakikate uygun olan şeyler değil. O nedenle asıl bu anlatacağım konu Mekke'nin fethiyle ilgili. Mekke'nin fethine giderken yolda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın affedersiniz yavruları olan bir köpeğin gelen ordu karşısında havlaması durumunda Peygamberimiz o köpeğin rahat etmesi ve onun korkmaması, yavruların eziyet görmemesi bilmeden herhangi şekilde bir eziyet görmemesi için başına nöbetçi dikmesi, ordunun geçinceye kadar ona sahiplenmesi ona merhametini ifade ediyor. Daha önce yine bahsetmiş olduğumuz kediye su vermeyerek öldüren, onu aç ve sefil bırakıp hapsedip ne kendisi yemek verip ne de onun avlanmasına, onun kendi yemeğini, kendi ağzını bulmasına imkan vermeyerek onu hapseden kadının cehennemlik olduğunu ifade etmesi, susayan bir insanın su içtiğinde, kuyudan su çekip alıp su içtiğinde yanı başında toprağı yalan bir köpeğin susuzluktan toprağı yaladığını gördüğünde ayakkabısıyla ona su verdiğini vermesi ve onun cennete layık olduğunu, yani böyle bir güzel cennetin davranışı, cenneti kazandıracak davranış olduğunu, öbürünün cehennemini kazandıracak bir davranışı, cehenneme müstahak olacak bir davranış olduğunu,
Bunun da cenneti kazandıracak bir davranış olduğunu, çünkü rahmetin eseri, merhametin, şefkatin eseri olduğunu ifade ederek, ya Resulallah, biz yaptığımız bu işlerden sevap kazanır mıyız diye buyurduğunda, ciğeri olan yani su sazan her varlığa su vermenin mükafat olduğunu ifade ediyoruz. Mesela biz hepimiz köylü çocuğuz. Köyümüzde çok affedersiniz köpeklerimizin yalakları vardır. Ondan sonra su içecek kapları vardır, böyle taslarla konulu belli yerlere. Bu şekilde güzel merhametin ve şefkatin, ümmeti Muhammed olmanın getirmiş olduğu mana ile onların susamasını sağlayacak, su içmelerini sağlayacak şekilde kablar konularak su içmelerini sağladık. Evet, o nedenle değerli kardeşlerim, çevre, kainat, varlık, bütün insan başta olmak üzere, bütün varlığın merhameti Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim diye ifade ettiğimiz Allah'ın rahmetinin bir tecellisidir. Bu rahmetin pratize edilmesi, müşahhas hale gelmesi, varlıkta göstermesinin öğretmeni, muallimi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bizzat tatbikatta, bizzat icra ile. Girdiği savaşlarda bile ağaçların kesilmemesini, hurmalıkların yakılmamasını, hayvanlara eziyet verilmemesi noktasındaki bizzat talimatları, ordu komutanlarına yazmış olduğu talimatlar bize bunu gösteriyor. Onun için bizim ecdadımız da buna layık olarak geçtiği yerlerde herhangi bir ağaca zarar vermediği, herhangi bir suyu kirletmediği ve bu anlamda hassas davrandığını görüyoruz. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, rahmet peygamberi, gölgeliklere, su merkezlerine, kuyulara, akarsulara, affedersiniz, pislik yapmanın lanetli bir iş olduğunu bize öğretiyor. Bunlar lanetli insanlardır diyor. Değerli kardeşlerim, rahmet peygamberinin hayata vefasını, hayata olan sadakatini, ona olan ilgisini her boyutla görüyoruz. Din hayatın kendisidir. Rahmet peygamberi hayatın her noktasında rahmettir ve önderim ve rehberimizdir. Onun olmadığı yerde merhametsizlik vardır, şefkatsizlik vardır. Bakın biz bugün Müslüman olarak, Türkiye'li Müslüman olarak, belki Pakistanlı Müslüman olarak, dünyanın değişik yerindeki Müslümanlar olarak ne yapıyoruz? Afrika'da su kuyuları açıyoruz. Bunların suları yok muydu? Bunlar neden bu şekilde mağdur oldular? Çünkü merhametten yoksun, yaşamak için öldürmek gerekli diyen, sömürüyü, firavunlaşmayı hayatının merkezine koyan, bugünkü dünyaya hükmeden zihniyet ve anlayışlar, o insanların elindeki ekmekleri arıyorlar. Bakın bugün çevreyi konuşurken iyice fark edin ve dinleyin. Ve yaşadığınız bellekleri unutmayın. Şu anda İsrail, zalim, terör devleti İsrail ne yapıyor? Gazze'deki Müslümanların zeytinliklerini yakıyor. Gazze'deki Müslümanların bağını bahçesini yakıyor. Ya böyle bir zalimliği düşünebiliyor musunuz? Açlığa, sefilliğe, susuzluğa, ölüme terk etmek için her türlü zulmü yapıyor. Peygamberimizin merhamet peygamberi, esirlerinize bile yediğinizden yedirin, içirdiğinizden içirin, giydiğinizden giydirin diyor. Yani savaş esiri almışsanız onlara zulmedemezsiniz. Onları açlığa ve susuzluğa bırakamazsınız diyor. Onları yedirin ve içirin diyor. Yediğinizden ve içindiğinden yedirin ve içirin diyor. Yani sizin sofranız ayrı, onların sofrası ayrı olmasın diyor. Şu merhameti görüyor musunuz değerli kardeşlerim? Bugün bir petrol, Müslümanlar petrolü kullanmasın diye ne oyunlar ne savaşlar çıkarılıyor. Biz de garibanla şöyle diyoruz. Ya ölen de Müslüman, öldüren de Müslüman. Neden Avrupa'nın içindeki Müslümanlar birbirini öldürmüyor da Orta Doğu'daki, Lübnan'daki, Suriye'deki, Irak'taki, şuradaki, buradaki Müslüman birbirini öldürüyor? Çünkü arkadaki senaryo başka. O Müslüman görünen bir takım tipler de var. Onlar da aldatmacası bir işin. Neden? Petrolü kendilerini kullanması. Bugün dünyanın tükettiği petrolün yüzde kaçı Batı'da çıkıyor, yüzde kaçı İslam dünyasında çıkıyor? İran, Arabistan, Irak şu anda petrolün %50'sine yakını üretiyor. Petrolün gibi bütün nimetlerin,
Varlığı olan ülkelerde neden açlık var? Neden susuzluk var? Çünkü üretenler kendisi tüketmiyor. O petrola sahip olanlar başkaları. Bir kuşun petrolden süzülmüş bir denizde boğulmasını gösterip dünyayı ayağa kaldırarak Irak'ı işgal etmediler mi? Bir kuşu kurtarmak için kaç milyon insan öldü? Kaç bin insan evinden oldu? Onun için değerli kardeşlerim, yok Greenpeace'miş, bilmem yeşillermiş, bilmem tabiat korumasıymış. Vallahi ve billahi aldatmadır. Bunu bilesiniz. Müslümandan daha güzel hayatı, kainatı koruyacak kimse yoktur. Yeter ki Müslüman, Müslüman kendi değerlerine sahip olsun. Peygamberinin mesajına sahip olsun. Peygamberini aleyhisselam'a örnek alsın. Bir çeşmeye vardınız. O çeşmeyi kullandınız. O çeşmeyi öyle kullanmalısınız ki sizden sonra gelen insan orada gönül huzuruyla yapsın. Çok affedersiniz, çok affedersiniz. Mesela bir lavaboya girdiğiniz zaman, bir tuvalete girdiğiniz zaman bile öyle bir Müslüman tipi ortaya koyacaksınız ki sizden sonraki insanlar oradan tiksinmeyecek. Hani diyoruz ya, nasıl bulmak istiyorsan öyle yap diye. Bakın en büyük problemimiz bu. Genel, halka açık yerlerde bir sürü sıkıntı yaşıyoruz. Sebebi ne? Ama mikrofon uzat, temizlik de sana bir sürü edebiyat yapsın. Edebiyatla din olmaz. Din yaşamaktır arkadaşlar. Değerli kardeşlerim, yaşamaktır. Girdiğiniz lavaboda temiz bırakmıyorsanız kendinize olan saygımız yoktur demektir. Bir su başına gittiğiniz zaman, bir piknik alanına gittiğiniz zaman, o piknik alanında sizi rahatsız edici bir şeyler varsa, orada oturan insanın diniyle, diyanetiyle gevşekliği var demektir. Olmaz. O açıdan bizde hiçbir şey eksik yok. Bizde ihmalkarlık var. Bizde meseleyi şuurlu bir şekilde yaşamamak var. Yoksa öğretilerimizde bize emredilen, ya diktiğin ağacın bile senin için ibadet olduğunu bildiren bir peygamberin ümmetisin. Ağaç nedir? Rahmettir. Suyun, yağmurun kaynağıdır. Ağaç oksijendir. Yani bugün bakın bir ağacın verdiği oksijeni biz kullanıyoruz. Allah Teala öyle bir denge yaratmış ki kainatta. Kullandığımız oksijen kainatta üretiliyor. Nefes alıp veriyoruz, farkında mısın? Sahip oluyor musun? Ama bu korona nefesin ne olduğunu öğretti değil mi insanımıza, hepimize? Allah sonumuzu hayır eylesin. Bak nefes alıp vermek. Bütün varlığımı al da ne olur şu nefesi düzgün alıp verebileyim. Ya. Allah öyle bir sistem koymuş ki Allah'ın soktuğu sisteme savaşanlar var. Tanımayanlar var. Kendi icat etmiş gibi yaşayanlar var. Haşasın maşa. Onun için değerli kardeşlerim, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, ağacın elinde bir ağaç olan kişi kıyamet kopsa bile dikmesini telkin ediyor. Evlerini taşımak isteyenlere, taşımayın evlerinizi, caminin yakına gelmek isteyenlere hayır gelmeyin diyor. Orada bulunun, oranın korunması gerekir diyor. Sonra Peygamberimiz belli mekanları yasak alanı ilan ediyor, sit alanı ilan ediyor. Peygamberimiz aleyhisselam merhametiyle hayvana eziyet eden insanın merhametsizliğini ve yaptığı davranışın kötü ve çirkin olduğunu ifade ederek o davranıştan geçirmek istiyor. Ve bu şekilde çocuğunu öpmeden tutun da eşine şefkatten davranışına varıncaya kadar her işimizin şefkat ve merhamet. Yaptığı binadan kendisinin elde edeceği rantı değil, komşusuna eziyet edip etmeyeceğini düşünen bir peygamber. Yedirdiği, pişirdiği yemekten yalnız kendisi için yiyen değil, kokusuyla rahatsız ediyorsa, ettiği rahatsızdan dolayı komşusuna da onu ikram etmesi gerektiğini öğreten bir peygamberin ümmetiyiz biz aleyhissalatü vesselam. Ne kadar incelikler var. Şimdi komşusunu tanımayan, merhaba demeyen, selam vermeyen değil mi? Bakın o kadar hassas. Biz birbirimizi tanımamız, selamlaşmamız, merhabalaşmamız, hal hatır sual etmemiz ve karşılaştığımız her şeyde yüzümüze bakıp tebessüm etmemiz. Şu yoldan geçiyoruz ya. Ya diyoruz ki şu arkadaşa bir selam verelim, bir merhaba diyelim.
sırt yönünü değiştiriyor, yüzünü çeviriyor. Korkmayın, para pul istemeyecek. Bir sevgi, bir şefkat, merhamet, bir sıcak diyalog. Değil mi? Bak bunlar bizim için çok önemli. Çevre, hayat, tabiat, kainat bir emanet. Varlık bize bir emanet. Bak Cenab-ı Hak kainatta denge kurmuş. Şu Fox balıklarına yapılan eziyetleri şöyle bir internete girin görürsünüz. Nasıl o uçaktan inip de başlarına vura vura öldüren insanlar var ya. Biz onlardan çevre öğreniyoruz. Hayvan hakkını, hayvan sevgisini ondan öğreniyoruz. Şu trafikte geçtiğimiz zaman bile değil mi? Yani insan içi cız ediyor mesela. O trafikte bile yollarda parçalanmış hayvanları görünce insan rahatsız oluyor. Mesela onları neden koruma altına alamıyoruz? Ciddi bir problemdir mesela bu. Elimizin altındakine bakmak kolay ama bu anlamda, bu ciddi anlamda trafikteki hayvanların ölmesi, tüm bunlar bir teknolojinin de bir getirmiş olduğu sıkıntılar şu ve bu. Demek ki çevre ciddi bir değer. Hayat, kainat ciddi bir değer. Bunlar Allah'ın bize bir lütfu, bir nimeti. Bunlar bizim için bir emanet. Bunlara sahip çıktığımız zaman kendimizi koruyacağız. Aslında çevre yaptığımız güzellikler, iyilikler kendimize yapıyoruz. Çünkü bütün varlık insana hizmet ediyor. Allah Teala buyuruyor ki yerleri ve gökleri, güneşi ve ayı, denizleri ve karaları ne varsa hepsi size hizmet için yaratıldı. Kedi bize hizmet ediyor. Köpek bize hizmet ediyor. Kuş bize hizmet ediyor. Bu hizmetin bir kısmını anlıyoruz, bir kısmını anlamıyoruz. Balık bize hizmet ediyor. İkramıyla değil mi? Bakın. Her şey bize hizmet ediyor. Süt içiyoruz. Kemiklerin sertleşmesi, güç ve kuvvet olmak için süt ve süt mamulleri yiyeceksin. Ama su karıştırmamış, başka maddeler karışmamış organik süt. Ya adam organik, insan organik olursa bütün yaratılmışlar, bütün nimetler organik olur. İnsanın organik olmaktan çıkarsa insan, GDO'su bozulmuş, ruhu bozulmuş, kalbi bozulmuşsa artık organik bekleme, her şeyde hile ve oyun olur. Çünkü çok kazanmak, firavunlaşmak, nemrutlaşmak, karunlaşmak insanın kalbine girdi mi perişan eder. Şuna bitireyim değerli kardeşlerim. Bugün dünyayı sömürenler, insanlara zehir solutanlar, fakir oldukları için değil, paralar az oldukları için değil. Bak paraları değil kendilerine, belki 7000 sülalesine gidecek kadar paraları var. Ama o tahakküm etme, o firavunlaşma, kendilerini Rab görme, ilah görme hastalıkları insanlara bugün bütün dünyaya zehri, bütün hastalıkları, bütün zulümleri reva görüyorlar. Onun için bu işler çok basit meseleler değildir kardeşim. Bugün gıda sektörü ciddi bir meseledir. Tıp sektörü ciddi bir meseledir. Bunlar sıradan işler değil. Sigarayı, reklamları kimler yaptı? Açın okuyun görürsünüz. Sigarayı kimler bu topluma lanse etti, kabul ettirdi? Margarin yağlarını kimler bu milletin canına çekti? Biraz da siz araştırın bakın neler olmuş neler değerli kardeşlerim. Zeytinyağı en tabii yağken kimler kullanılmasını engelledi? Şarkılar, türküler nasıl üretildi? Şimdi de zeytinyağı yiyin, yumurta yiyin diye millete öğrettiriyorlar. İlkenince bozuyorlar. Millet az farkına varınca he öyle değilmiş böyleymiş diye. Değil mi? Bugün bir takım konuşulanlar, bilimsel olarak dayatılan şeyler var ya, o bilimsellik kavramı çok önemli. İnsanlar sunacakları zehirleri bilimsellik kavramıyla, bilim önemlidir. Kim önemsiz dedi ki? Ama hangi bilim? Kime hizmet eden bilim? Kapitalizm emrindeki olan bilimin sana getirisine bir bak hele ona. Kim hangi bilimden bahsediyor? Bunlar bile basit meseleler değil değerli kardeşlerim. Ben ne konuştuğumu bilen bir insanım elhamdülillah. Bunların ne varsa yazılı çizini okuyan, takip eden bir insanım ben. Akademik anlamda olsun, ilmi anlamda olsun neyin ne olduğunu yapan, araştıran, okuyan bir kardeş olarak söylüyorum bunları. Onun için gıda sektörüne tutun da diğer varlığa karıncılar GDO'su bozuldu mu insanın yapamayacak bir şey yok. Vakitte geldi bir şey söyleyeceğim bakın. Aynen her şey şuna benziyor. Turpun üstünü tereyağı ile boyatıp, sıvayıp, turpu tereyağı olarak satmak ne kadar bir gün ihanetse, kullandığımız her malzeme içerisine de ona farklı şeyler, mesela incirinden üzümüne varıncaya kadar, zeytinine varıncaya kadar farklı şeylere sunup insanları kandırmak aynı şeydir. Birisi
okumamış adamın yaptığı bir şeydir, öbürü de okumuşun yaptığı bir şeydir. Ya. Onun için değerli kardeşlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği bilinç, her şeyi öğretiyor. Diyor ki, rahmet peygamberi, hayatın her yerinde rahmettir. Kainata rahmettir, insanlığa rahmettir, varlığa rahmettir. Allah onun rahmetiyle yaşamayı bize nasip eylesin inşallah. Yine sizlerden bugün Kur'an kurslarımız için ve hayır hizmeti için bir yardım çağrımız var. Bu yardımları lütfen küçük görmeyin. Başka imkanlar olsa zaten bunlarla ilgili sizleri yormayız. Ama bunlar sizin için de hayırdır. Unutmayın bunları. Hepimiz için de hayırdır. Rabbim hayırlarımızı kabul etsin inşallah. Siz emin ve güvende olun. Allah'ın izniyle vakıf arazisi, vakıf malı, vakıf unsuru ne kadar hassassa o hassasiyet içerisinde yapılmaktadır. Kalbinize bir endişeye değil, Allah'ın izniyle ve lütfuyla bu anlamdaki yapılan çalışmalarda sizin hassasiyetinizi ve sizin malınızı koruma gibi hassasiyet içerisinde yapılmaktadır. Rabbim hepinizden razı olsun. Cumanız mübarek olsun. Billahi'l-Fatiha.